Ne anlama geliyor? Önemi nedir? Bu görüşmelerin dördüncüsüydü. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl başlayan diyalog süreci önemli bir mesafe kat etti. Tabii burada özellikle kalkınma yolu projesi tetikleyici oldu. İki ülkenin ilişkilerini çok daha kalıcı bir hale getiriyor. Irak'ın özellikle 2005 anayasasından sonra yaşadığı istikrarsızlık süreci her iki ülkenin diyaloglarında zaman zaman aksamalara sebep olmuştu. Ama burada anan etmen de terör meselesiydi. Irak kimi bölgelerinde yaşanan istikrarsızlıklar terör örgütünün burada yuvalanmasına sebep olmuştu. Şimdi her iki tarafın güvenlik bürokrasisi çok üst düzeyde katıldı. Irak'tan hem Başbakan Yardımcısı hem Dışişleri Bakanı olan Fuat Bey katıldı. Türkiye'den de üst düzey bir temsil vardı görüşmede. Şimdi ana başlıklarda aslında dört nokta önümüze çıkıyor Yeşim Hanım. Birincisi PKK ile artan mücadelede bir işbirliği. PKK ile ilişkili üç tane siyasi partinin de Irak'ta yasaklanması ve bunlara karşı Bağdat hükümetinin vereceği kararlı mücadele birinci gündem olarak karşımıza çıkıyor. Ortak bir güvenlik başlığında eğitim merkezi, koordinasyon ve eğitim merkezi dikkatimizi çekiyor. Bu iki ülke arasında askeri işbirliğini geliştirmek ve ilişkiyi 24 saat çok sıcak bir şekilde sürdürmek amacıyla bir merkez haline getirildi. Onun dışında bir vize serbestisi uygulaması gündeme geldi. İki ülke arasında artan ticaret, karşılıklı yatırımlar bu bağlamda sosyal ilişkileri de çok artırıyor. Bunun yanı sıra Filistin başlığı dikkatimizi çekti mutabakat zaptında. Filistin'e iki ülkede aynı yerden bakıyorlar. Bu çok önemli. Yani bölge ülkeleri arasında Bağdat'la Ankara'nın bakış açısı hem iki devletli bir Filistin modeli hem de Gazze'ye yönelik yapılan saldırılara karşı sert bir üslup oluyor. Bu iki ülke arasındaki en geniş kapsamlı mutabakat zaptı. Tarihi de bir önemi var Yeşim Hanım. Dolayısıyla etkilerini göreceğiz. Sayın Başkan'ın tabii basın açıklamasını dikkatle dinledim ben de. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerinde Irak ve Suriye birçok boyutuyla birbirini tamamlayan bir kere coğrafi bir devamlılık söz konusu. Her iki ülkeyle de Türkiye'nin önemli bir sınırı var. Ve iki ülke arasında terör geçişi söz konusu. Terör örgütünün lojistik desteğini bu iki istikrarsız alandan sağladığını biliyoruz. Dolayısıyla Ankara'nın Bağdat'ta olan ilişkisi Ankara'nın Şam'la olan ilişkisini de etkileyecektir. Olumlu yönde. Çünkü biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye-Suriye ilişkilerinde olumlu bir süreci bekliyoruz. Bu sürecin tıkanan noktaları var. Üçüncü ülkelerin, üçüncü aktörlerin müdahaleleri var. Ama tarihi bir zorunluluk aşamasına geldik. Belki bundan sonraki gündeminizde ve sorunuzda onu biraz daha açabiliriz. Bir sonraki turda açalım hocam. Şimdi Başika üssü yine devredilecek Irak hükümetine. Burada bir ortak çalışma gerçekleştirilecek. Başika'yı nasıl anlatmak gerekir? Ve koordinasyon şimdi, merkezi Bağdat'ta. Tabii ki sınır hattında burada özellikle Haseke'den çok yoğun bir şekilde terör konusunda teröristlerin faaliyet gösterdiğini de biliyoruz. Siz sınır hattına dikkati çekmiştiniz ve kalkınma yolu projesiyle özellikle yine sizinle konuştuğumuzda buradaki terörle mücadeleye büyük etkisi olacağını söylemiştiniz. Altyapıların özellikle inlerine girerek terörün yine Suriye'ye yöneleceklerini. Şimdi bu noktada Başika üssünün Irak'ın... Şimdi burada özellikle Duhok, Şengal, Başika üçgeni ve Kandil'e doğru yayılan alanda askeri uzmanların tespitleri var. Bunları dikkatle takip ediyorum ben de. Bir de tabii 2019'da başlayan Pençekilit Harekatı bu yapıları etkisiz hale getirmek
birbiriyle olan bağlarını ve akışkanlığı yok etmek. Üçüncüsü de buralarda üsler oluşturarak Türkiye'nin güvenliğini epeyce güneyden başlatmak. Fakat bu tabii sadece bir sınır toprak güvenliği meselesi değil. Bir yandan da kuzey-güney hattında yani Basra Körfezi'nden yukarıya çıkacak bu kalkınma yolu projesini bir anlamda güvenliğini de temin etmek gerekiyor ki bu önemli bir yatırım alanı. Evet. Bu güzergah iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha kalıcı kılacak. Bunu tamamlayan bazı başlıklar var ki güvenlik zirvesinin mutabakat metnine de giriyor. Ayrıca Irak tarafının açıklamaları da dikkatimizi çekti tabii. Özellikle su, enerji, ticaret başlıkları dikkatimizi çekiyor. Şimdi bu sizin önünüzdeki haritada yukarıdan aşağıya doğru bir koridor söz konusu. Bu ticaret koridorunun hem doğusunda hem batısında terörden arındırılmış istikrarlı güvenli bir alana ihtiyaç var. Evet. Burada özellikle Erbil merkezli KDP'nin hem Bağdat'ın hem de Ankara'nın hassasiyetlerine daha uyumlu olduğunu, daha sakin bir pozisyon aldığını söyleyebiliriz. Fakat buranın dışında kalan biliyorsunuz Süleymaniye merkezli KYB var. Hı hı. KYB hareketinin burada daha olumsuz bir pozisyon aldığını, hem Bağdat'ı rahatsız edecek hem Ankara'yı rahatsız edecek bazı ilişkiler içerisinde olduğunu biliyoruz. Sanırım iki ülkenin bu güvenlik mutabakatı bir yandan Süleymaniye merkezine bir uyarı olacak. Bir yandan da PKK'nın ve Suriye'deki PYD'nin bu alanla ilgili ilişkilerini de artık sonlandıracak kadar kararlılık içeriyor. Bu anlamda iki ülkenin geleceğini ve ticaretini etkileyecek, güvenlik meselelerinde de işbirliklerini artıracak çok önemli bir zaptı. Dünya medyasında da yer aldı. Şimdi özellikle PKK konusunda dedi Sayın Fidan, Irak'ın farkındalığı arttı. Şimdi yasaklı örgüt, evet. PKK terör örgütüdür denilecek mi? Üç terör faaliyeti gösteren partinin yasaklanmasına da karar verildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki bu gelişmeler doğrultusunda, bu adımları da? Tabii bu Irak'taki yaşanan acı tecrübelerin Bağdat'taki sonuçları aslında. Yani iki tane işgal görmüş bir ülke Irak ve Irak'a dayatılan anayasa bir anlamda Irak'ın doğru karar almasını, uluslararası ilişkilerini, bölgesindeki ilişkilerini de tanzim etmesini de güçleştirmişti. Ama son dönemde Irak'ta oluşan akıl artık şunu zaruri kıldı. Yani birlikte hareket etmezsek ve Irak'ın geleceği için doğru kararlar almazsak, Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmezsek akıbetimiz hiç iyi olmayacak. Çünkü Suriye'yi görüyorlar. Yani bölgedeki ben hep şeyi veririm. Lübnan'da oluşturulan anayasa ki 1926'ya dayanır. Ardından Irak'ın istikrarsızlaştırılması, ardından Suriye. İşte bunu yaymak istiyorlar. Yani bu mezhep temelli, etnik temelli anayasalar kurgulayarak bu ülkeleri bir anlamda küçücük, yönetilemeyecek hale getiriyorlar. Şimdi yönetemediğiniz zaman büyük projelere imza atamıyorsunuz. İşte kalkınma yolu gibi bir projenin ancak Bağdat'ın tek karar alma mekanizmasıyla ve Ankara ile ilişkileriyle mümkün. Aradaki KDP de buna uyumlu hale geldi. PKK'da tasfiye edildiği zaman burası çok güvenli bir yol olacak.